Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde jenerik sınıflar konusuna bir giriş yapacağız. Öncelikle teorik olarak nedir bu? İçerisinde tüm referans tiplerini tutabilen, ayrıca hangi referans tipini tutacağına oluştururken karar verebileceğimiz ve üzerinde aynı işlemleri yapabileceğimiz sınıflara biz jenerik sınıflar diyoruz. Şimdi bunu şöyle, önce bunlar olmasaydı biz işlemlerimizi nasıl yapardık? Daha sonra bunları kullanarak nasıl yaparız? Onu anlatayım. Zaten bunları gördüğünüzde siz de bunu çok kolay bir şekilde anlayacaksınız ve yapacağınız uygulamalarda da bunu kullanacağınıza adım gibi eminim. Şimdi bu yapacağımız örnekte şöyle bir şey yapalım. 4 farklı sınıf oluşturalım ve bu sınıfların her birinde yollayacağım dizileri yazdıran bir metod olsun. Bir tanesi string ifadeleri, string dizileri yazdıran bir metoda, bir tanesi karakter, bir tanesi integer, bir tanesi de double veri tipini yazdıran sınıf ve metotları oluşturalım. Hemen IntelliJ'yi açtım. Geldim buraya, yeni bir Java sınıfı dedim ve string dizi yaz sınıfını buraya oluşturuyorum. Ve bunun içinde bir tane public void yazdır diyelim. Ve bu string tipinde bir dizi alsın. Ve de yazdırırken nasıl yapıyoruz? For dedim. String i'ye geçici diyelim buraya. Ve diziyi gezsin. Ve gezdiği her elemanı ekrana bastırsın. Geçici diyerekten. Artı deyip şöyle de bir ifade kullanalım. Bu sınıfımdan bir nesne ürettiğimde yazdır metoduna string dizimi göndereceğim. Geldim buraya, bir tane de integer dizi yaz diye bir sınıf oluşturuyorum. Şuradaki metodu aynen buraya kopyalayayım. Değiştirmem gereken burası integer veri tipinde olacak. Burası da integer olacak. Bu kadar. Geldik. Bir tane de karakter char diyelim buraya kısaca. Dizi yaz diyelim. Metodumu yapıştırıyorum. Bu sefer char tipinde veriler gelecek. Aynen. Bir tane de double veri tipi olsun. Double dizi yaz. Buraya da bu metodu yapıştırayım. Daha sonra da buna double tipinde bir dizi geleceğini, haliyle bütün elemanlar double olacak ve daha sonra da ekrana yazdıralım. Şimdi gelelim buraya, bu ifadeleri, bu dizileri oluşturmaya. String dizisi, string dizi diyelim, eşittir dedik, elemanlarını veriyorum. Emre, Ayşe. Bir tane integer dizi tanımlayalım. Integer dizi dedik. Bu da 1, 2, 3 olsun. 1, 2, 3. Daha sonra bir double dizi tanımlayalım. Bunun elemanları da 2.3, 4.6, 8 olsun. Bir tane de neyimiz vardı? Char tipinde bir dizi vardı. Char dizi. Bu da karakterleri içinde tutuyor. Nedir onlar? Şurayı sildim. A, B ve de C. Dizilerimi de oluşturdum. Şimdi bu sınıflarımı ve metotlarını kullanarak bu dizileri ekrana yazdıracağım. Şimdi string dizi yazdızdaki metodu kullanmam için ne yapmam lazım? Öncelikle ondan bir nesne üretmem lazım. S1 diyelim. New string dizi yaz. Daha sonra da S1 nokta deyip yazdırına string dizimi yolluyorum. Integer kullanmak için i1 yapalım bunu da. Sonra da i1 üzerinden metoda ulaşıp parametre olarak dizimizi yollayalım. Integer dizi demiştik. Aynı şekilde karakter dizisi c1 c1 nokta deyip char diziyi yolluyorum.
Ve son olarak da double. Dizi yaz dedim, D1 dedim, new double ve D1 üzerinden metoda ulaşıp double diziyi gönderiyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Eğer bir hatamız yoksa bütün dizileri ekranda görmem lazım. Ali, evet, gördüğünüz gibi stringler, integerlar, karakterler ve double değerler ekrana yazdırıldı. Ben bu basit işlem için 4 tane sınıf oluşturmak zorunda kaldım ve buradaki tanımlamaları yapmak zorunda kaldım. Şimdi bu işin daha kolayı yok mu? Var. Eğer biz generik kavramını bileydik, bu kadar zahmet çekmemize gerek kalmayacaktı. Onları kullanarak tek bir sınıfı kullanarak ben aslında şurada yaptığım bütün işlemleri yapabilirdim. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi buraya geldim. Sağ tık yeni bir Java sınıfı dedim. Ve bunun adını dizi yazdır diye tanımlıyorum. Public class dizi yazdır dedi. Dizi yazdır diye bir sınıf tanımladık. Buraya gelip şöyle elmas işareti deniyor buraya. Buraya geliyorum, atıyorum genel diye bir ifade yazıyorum. Buraya yazdığınız şeyin hiçbir önemi yok. Şöyle genelde T de yazılır. Ama şu an için, yeni öğrendiğimiz için buraya genel yazıyorum. Ve daha sonra buraya bir tane metot tanımlayalım. Public void, ne diyelim, dizi yazdır ya da yazdır diyelim. Diğerlerinde yazdır demiştik sanırım. Yazdır demişiz, evet. Yazdır. Metodumu burada oluşturdum. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biz şunlara bakarsanız hep yazdır metoduna ne tür bir veri geleceğini ve dizinin adını yazmışız, değil mi? Integer gelecekmiş, char gelecekmiş, double gelecekmiş. Burada da buraya bir genel dedik. Buraya ne yazdıysanız buraya da onu yazıyorsunuz. Sana genel tipte bir dizi gelecek. Genel dedik. Dizi işaretimizi koyduk. Gelen dizi dedik. Daha sonra da bir for işle bunu yazdırıyorduk. Şimdi buraya integer bir dizi gelse ben buraya int i diyordum, değil mi? Ama buraya gelecek veri türü genel olacak. Bunu burada belirttikten sonra her elemanı, atıyorum geçiciyi atadık ve gelen dizide bunu gezdireceğiz. Sonra da cout'ta bunu ekrana yazdıracağız. Geçici artı şöyle demiştik. Ne oluyor burada? Şimdi sizi dizi yazdır sınıfını kullanırken, çağırırken şuradaki elmas işaretlerin içine girdiğiniz veri türü neyse bu genel kelimesine atanıyor ve şuradaki kullandığınız her yere bu geliyor. Atıyorum, siz burada dizi yazdır sınıfını çağırırken eğer bu elmas işaretlerin içine string yazdıysanız yazdırın burasına string yazıyor, buraya da string yazıyor. Integer yazarsanız buraya integer, buraya integer yazıyor. Bu sayede bu 4 tane sınıfta yapılan işlemi aslında tek bir sınıfta yapabilmiş oluyorsunuz. Yani buradaki bu genel aslında bir lakap gibi, buraya ne koyarsanız o oluyor. Nasıl kullanıyoruz o zaman onu gösterelim, daha iyi anlaşılacaktır. Buraya geldim. Dizi yazdır diye metodum, sınıfımın adını yazdım. Koydum buraya. Diyorum ki sana string ifadeler gelecek. O zaman ne yapalım? S2 diyelim buraya. New dedim, dizi yazdır dedim. Buraya da string yazabiliriz. Daha sonra S2 deyip nokta deyip yazdır dediğimde bakın string ifade beklediğini söylüyor bana. O zaman ben buradaki string dizimi buraya gönderirsem çalışması gerekecek. Gördüğünüz gibi Emre, Ali, Ayşe yukarıdaki kodlardan sonra çalıştı. Hatta isterseniz şunları yorum satırı içine alalım. Kafamız karışmasın. Ne oldu burada? Dizi yazdırdan sonra yazdığım bu string ifadesi sınıfımdaki genel kelimesi geçen her yere string yazdı. Buraya da string yazdı, buraya da string yazdı, buraya da. Diğer durumlar için de aynı şey geçerli mi? Dizi yazdır dedim. Bu sefer de buraya integer verileri göndereceğim için integer diyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken buraya primitive tipleri, yani ben buraya gidip de int yazmıyorum da
onun wrapper sınıfı olan integer'ı yazmak zorundayım. Çünkü bu genel, yani generic sınıfları kullanırken biz hep referans tipli veriler dedik. Int, double, float gibi tipler aslında nedir? Primitive tiptir. Bunları kullanırken, bunları kullanmak istiyorsak eğer, onların wrapper sınıfları var demiştik. Onlarla ilgili özellikleri taşıyan, yani onları sarmalayan o sınıfları kullanmamız gerekecek. İyi ki dedim. Nev dizi yazdır dedim. Şimdi buraya integer yazabiliriz, yazmayabiliriz. Şimdi şunu şöyle göstereyim. Geldim buraya, project structure dedim. Ve burada SDK'larda mıydı o? Pardon. Modül. Evet, projede bakın. Sizin Java sürümünüz burada yazıyor. 7 diamonds diyor. Demek ki bu Java 7 ile beraber eklenmiş bir özellik. Ben eğer Java sürümümü 6'ya çekersem okey diyorum, bakın. Hata veriyor burası. Diyor ki sen bu diamondları kullanırken buraya veri tipini belirtmek zorundasın diyor. Ama eğer siz gidip de burada kullandığınız Java'nın türü 8-9 yaparsanız, çünkü bu 7 ile beraber hayatımıza gelmiş bu güzellik. 8'i seçtim mesela. Bu sefer artık buraya bunu yazmak zorunda değilsiniz. İşte Java sürümleri arasında böyle belli başlı farklılıklar olabiliyor. Mesela Java 8 ile beraber lambda ifadeleri gelmiş ki bunun da ne olduğunu ilerleyen derslerde göreceğiz. 7'de işte diamondlar gelmiş. 6'da interface'ler içindeki override annotation'ı gelmiş vesaire. Biz burada 8'i ya da 9'u seçebiliriz şu an için. Bunu dedikten sonra i2 nokta yazdır diyorum. Bakın bu sefer de metotta integer veri tipi alacağını söylüyor. Çünkü ben buraya bunu integer diye belirtmişim. Bu sefer de buraya integer dizimi yolluyorum. Ne oldu burada? Integer dizi. Sıkıntı yok. Ne diyor burada? Üzerine geldiğimde integer dizi, bunları da o zaman integer, yani sarmalayan wrapper sınıf kullanarak, evet, belirtirsem herhangi bir sorun kalmadı. Dizi yazdır dedim. Bu sefer de double veri tipinde değer, double yazdık. D2 dedim. New dizi yazdır dedim. Dediğimiz gibi bunların arasına veri tipini yazabiliriz, yazmayabiliriz. Sıkıntı olmayacaktır. Ve D2 nokta yazdır diyorum. Bu sefer de double şu şekilde, yani bu double değil, böyle olacak. Double diziyi yazdıralım. Ve de son olarak dizi yazdır. Char veri tipi yolluyorum buraya. Karakter diye geçer. Buna da C2 dedik. New dizi yazdır sınıfı. Ve C2 nokta dizi yazdır. Buraya da char dizi yazı, pardon, char diziyi göndereceğiz. Bu da tabii kızarıyor. Buraya ne yazmamız lazım? Karakter. Herhangi bir sorun kalmadı. Çalıştıralım bakalım. Sonuçlarımız düzgün çalışıyor mu? Evet. Hepsi doğru düzgün çalışıyor. Tekrardan söylüyorum. Buradaki diamondların içine yazdığınız veri tipi geliyor burada. Genel diye geçen bütün ifadelerle yer değiştiriyor. Yani buraya genel demesek de, mesela T desek de aslında ne olacaktır? Aynı işlemi yapacaktır. Burada tanımlarken siz burayı string yazdıysanız, burada T yazan her yere string ifadesi gelecektir. Ve şuradaki sınıfların yaptığı işlemleri birebir aynı yapan bir yapıyı elde etmiş oluyorsunuz tek bir sınıfı kullanarak. Umarım örnek anlaşılmıştır. Ayrıca biz zaten generikleri daha önceden de aslında bilmeden de kullanmıştık. Nasıl olmuştu o olay? Şimdi şunları da yorum satırı yapmama gerek yok. ArrayList örnekleri yapmıştık hatırlarsanız. Ve ArrayList demiştik. ArrayList. Bakın burada bizim diamond'ı, yani generic sınıfı olduğunu belirtiyor. Bu ne demek? ArrayList'in içinde farklı farklı türdeki referans tipli verileri tutabilirsiniz. İsterseniz integer, isterseniz string vesaire gibi. Peki ben bunu burada kullanmazsam ne olur? Mesela ArrayList dedim. ArrayList dedim.
ve herhangi bir tip belirtmiyorum. Import ettim sınıfı ve de ne diyelim, sayılar diyelim. Daha sonra new array list diyerek bunu bir oluşturayım. Daha sonra ne yapmam lazım? Buna eleman eklemem lazım. Nasıl ekliyordum? Sayılar.add 1. Şöyle 2-3 tane daha ekleyelim buraya. 2-3-4. Yani array liste tutacağım verinin türünü söylemeden ben bunları ekleyebiliyorum. Sonra gelelim buraya. Bir tane metot tanımlayalım. Private static void 2'ye katla. 2'ye katla. Ne yapsın? Elemanlarımı 2'ye katlasın. Ve buraya parametre olarak, şuraya 2'ye katla metodumu yazayım. Parametre olarak da bu sayıları göndereyim. O zaman buraya ne diyeceğim? Sana bir tane array list gelecek. Ve bunun adı sayılar olsun diyelim. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Çünkü buraya gönderdiğim sayılar da array list tarafında. Buradaki metot da array list tipinde bir değişken bekliyor. Geldim buraya. Gelişmiş for kullanabilirim. Buraya gidip de integer i deyip sayılar desem. Ve de sout'ta da ne yapmam lazım? i'yi 2 ile çarp ve ekrana yazdır. Diyemiyorum çünkü Java şu an için array listin içinde ne tür bir veri olduğunu bilmiyor. Bakın zaten diyor obje diyor. ArrayList generik bir yapı olduğu için, yani içinde farklı farklı referans türünden örnekler saklayabildiği için ve bütün sınıfların üst sınıfı olan neydi? Object'ti. Demek ki o zaman diyor ki buradaki int olsa olsa object olur. Onun dışında bu string mi, integer mi, double mı ben bunu bilmem. Bunun içinde obje var diyor. Bunu da burada böyle kullanmak için diyorum ki ArrayList obje tutsa bile aslında bunun içinde integer var. Ya da sen o objeyi integer'a çevir ve 2 ile çarp. Şimdi burayı bir yazdıralım. 4, yani 2, 4, 6, 8'i ekranda görmem lazım. Evet, gördüm. Eğer generic sınıflar olmasaydı biz ArrayList'teki eski usuldür. Java 1.5'tan önce bu yapı yokken, yani generic yapısı yokken böyle kullanılıyordu. Yalnız bu gördüğünüz gibi obje yazıyorsun. Burada tip dönüştürme yapıyorsun vesaire. Kullanışlı bir yol değil. Ayrıca şöyle de bir sıkıntı var. Ben buraya gidip sayılar.add deyip mesela boolean'ı true'yu ekleyebilirim. Sayılar.add deyip bir tane string ifade ekleyebilirim. Java bunları bilmez. Çünkü şu an için bir tip belirtmediğim için, yani bu array liste ne tür bir veri saklanacağını söylemediğim için object türündeki, yani bütün veri türlerini ben burada saklayabilirim. Daha ne olabilir? Sayılar.add 2.4 gibi atıyorum, bir tane double değer bile buraya koyabilirim. Bu olay ne zaman çatlar arkadaşlar, veya bakın herhangi bir hata falan almıyorum. Ne zaman ki buraya gelir, şurada ilgili elemanı integer'a çevirmeye çalışır, işte orada runtime, yani çalışma hatasını bana verecektir. Bakın ne yaptı? 2'yi 4'ü yazdırdı. Yani bunu çarptı, bunu çarptı. Bu ifadeye geldiğinde hatayı aldık. Ne diyor? Class cast exception boolean'ı diyor, ben integer'a çeviremedim diyor. İşte bu gibi durumlardan kurtulmak için biz ne yapıyoruz? Bu array listin içinde integer veri tutacağını baştan söylüyoruz. Şuraya da bunu koyalım. Bunu yaptığımda zaten beni artık engelliyor. Sen diyor bu array liste integer veri tutacağını söylemişsin. Ya da içinde integer veriler tutacak bir array list tanımlamışsın. Gitmişsin buraya boolean eklemişsin, ekletmem diyor. String eklemişsin, ekletmem. Double eklemişsin, ekletmem diyor. Ve biz bunu burada yaptıktan sonra artık buraya obje değil integer diyebiliriz. Şöyle integer diyebiliriz. Şuraya da tabii bunu yazmak zorundayım. Ve de burada da bir boxing işlemi yapmama gerek kalmayacaktır. Çalıştıralım ve sonucumuzu görelim.
Evet, generik tipler bunun gibi pek çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi hayatımızı çok kolaylaştırıyor ve programımızın düzgün bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Bakın demin hata vermemişti ben buraya string ifade girdiğimde. Ben ne zaman görecektim bunu? Runtime'da, yani çalışma anında görecektim ki bu da hiç hoş bir şey değil. Koskoca bir proje yaptıktan sonra hani burada direkt görüyoruz, hata belli. Ama proje kodu karmaşıklaştıkça bir hata almayıp sonra çalışma anında programın çatlaması gerçekten kötü bir olay. Evet, generik sınıflar genel olarak bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.